bildiğimiz üzere özellikle belli yaş grubu erkeklerde torbada diyeyim ya da scrotumda ele gelen kitleler ne anlama geliyor hocam? Yani bu öyle bir şey eğer tespit ederse hastalarımız ne düşünülmeli, neler ekarte edilmeli onu öğrenelim sizden. Şimdi böyle bir durumda hastalarımızın çoğunu, bunlar genç yaş grubu olduğu için testiste ya da sizin söylediğiniz gibi torba, bizim scrotum dediğimiz ama işte testisin içinde bulunduğu keseden bahsediyoruz, o deri kesesinden. Orada oluşan şişliklerde, kitlelerde hastalarımız önce internete girip baktıkları için ve karşılarında ilk önce testis kanseri çıktığında bize büyük bir telaşla gelirler. Oysa bu scrotum dediğimiz kesenin içinde testisin dışında başka organlar da var. Bir kere testisin hemen üzerinde epididim denilen meninin depolandığı bir, pek de herkesin bilmediği bir ikinci küçük organ daha var. Testisin damarları, kordonları, onu asan bir yapı var. Bir de fıtık durumunda keseye inen batın içi organ, bağırsaklar var. Bütün bunlar testis scrotumda şişlik yapabilir. Dolayısıyla ele bir, yani torbada ele bir şişlik, bir kitle geldiğinde ilk önce bir kere bu ayrımın yapılması lazım. Orada oluşan ele gelen şişlik kitle testise mi aittir, testis dışı bir yapı mıdır? Testise aitse evet onu öyle değerlendirmek lazım. Biraz sonra konuşacağız ama dışı bir yapıysa hani varikoselden tutun işte testisin çevresinde sıvı toplanması dediğimiz hidrosel ya da fıtık hatta enfeksiyonlar, akut ya da kronik enfeksiyonlara kadar pek çok şey skrotumda şişliğe, kitleye sebep olabilir. Peki hocam, tabi bunlar arasında en önemlisi özellikle de sizin söylediğiniz gibi genç yaş grubunu ilgilendirmesi açısından testis kanseri. Testis kanserinin belirtileri nelerdir? Onu öğrenelim. Aslında tek kelimeyle klasik olarak da testis kanserinin belirtisi ağrısız testiste oluşan her türlü özellikle ağrısız şişliktir. Tabii burada bu her zaman böyle net bir şişlik olması gerekmez. Bir nodül, bir sertlik, testisin kıvamının değişmesi, sertleşmesi. Çünkü her zaman bariz bir şişlik olmuyor. Testiste oluşan, özetle testiste oluşan her türlü değişikliğe karşı bu anlamda duyarlı olmak lazım. Ha, kimler daha duyarlı olmalı sorusunun cevabı da özellikle 30, 15-35 yaş grubunun testiste oluşan değişikliklere karşı daha duyarlı olması gerekir. Ve bu yaş grubunun vakit geçirmeden böyle bir şeyi fark ettiklerinde bir üroloğa başvurmalarını şiddetle öneririm. Tabii bunun için de kişilerin aynı hanımların meme kontrolü yaptığı gibi özellikle bu yaş grubunun belli aralıklarla testislerini bir kontrol etmeleri gerekir ki bu değişikliği fark edebilsinler. Peki hocam, testis kanseri tanısı koyarken muayene önemli herhalde sizin belirttiğiniz gibi. Bunun dışında neler gerekli, ne yapılması gerekli, nasıl tanı konuyor? Bunu Evet, söyleyebilir misiniz yani? söyleyebiliriz. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi aslında testis kanserinin tanısını biz çoğunlukla hastanın hikayesini anlatmasından, hikayesinden ve biz yaptığımız muayeneden büyük bir doğruluk oranıyla koyabiliyoruz. Ama yine de tanımızı destekleyecek bir takım tetkiklerimiz var elbette. Bunlardan bir tanesi skrotal ultrasonografi, yani torbaya yapılan ultrasonografi ve testis tümörlerinin salgıladığı bazı maddeleri kanda tespit edebiliriz. Hani kısaca bunların da adından bahsedersek, alfa fetoprotein, beta HCG ve LDH'a bakıyoruz. Ama gerek radyoloji gerek bu kan tetkikleri ne %100 doğrulukla tanı koydururlar ne de bunların normal olması durumunda testis kanseri ekarte edilebilir. Bu çok önemli. Yani bunlar fizik muayenenin aslında önüne bir anlamda geçemezler. Yani hekim görüşü ve düşüncesi çok daha önemlidir. Bir son cümle olarak da testis tümöründe biyopsiyle teşhis
konulamaz. Hatta tıbbi bir, çoğu zaman tıbbi bir hatadır testisteki kitleye biyopsi yapmak. Sonuç olarak fizik muayene, kan testleri ve radyoloji ile biz kararımızı veririz. Peki testis kanseri tek tip midir? Bunun farklı olanları, farklı tipleri var mı? Çünkü birazdan kısaca da olsa tedaviden bahsedeceğiz. Belki orada bir farklılık yaratabilir. Tipler konusunda bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi testis bir kere temel olarak iki tane işlevi var. Bir tanesi üreme, diğeri cinsel fonksiyonlarımızın yerine. Birisi hormonal, diğerisi de sperm üretimi. Dolayısıyla bu hücrelerin, bu işlevler içinde farklı farklı hücre tipleri var. Ama temel olarak gen hücresi dediğimiz spermlerin ana hücreleri var. Bir de gen dışı hücreler var. Dolayısıyla bu iki farklı hücre grubundan farklı farklı tümörler gelişebilir. Öncelikle biz gen hücreli tümörler ve gen hücreli dışı diye ayırıyoruz. Bizim burada testis tümörü dediğimiz tümörler aslında gen hücrelerinden kaynaklanan tümörlerdir. Burada da başlıca iki grup var. Seminom olanlar ve seminom dışı olanlar. Seminom dışı olanların içinde de uzun uzun isimlerden herhalde bahsetmeye gerek yok ama farklı farklı tipler var. Bilinmesi gereken şu, bu hücre tiplerinin önemi var çünkü bunların seyirleri farklı. Daha farklı seyrediyorlar, daha iyi, daha kötü seyrediyorlar. Daha erken metastaz yapanı var, daha geç metastaz yapanı var. Bir de tabii temel olarak bizim tedaviye yaklaşımımızı etkiliyorlar. Seminom olanlarla seminom dışı olanlara farklı farklı tedavi yöntemleriyle yaklaşıyoruz. Ama bütün tiplere başlangıç tedavisi olarak orşiyektomi dediğimiz testisin alınması işlemini yapıyoruz. Tedavi orşiyektomi ile başlar. Aslında tam da bunu soracaktım. Diyelim ki kişisel olarak kendinizde bir testis tümörü tespit edildi ya da şüphesi var. Siz de aşağı yukarı hekimin, doktorun isteklerinden falan bunu tespit ettiniz ya da size söylendi. Ne bekliyor bu tip bir hastayı bundan sonrası için? Dediğiniz hani testisin alınması gerekiyor. Hani genel olarak bu konuda da seyir konusunda, sonrası yapılacaklar konusunda bir fikir verebilir misiniz? Şimdi testisin alınmasını ilk duyduğunda hastalar doğal olarak endişeleri testis alındığında iki işlev açısından bundan sonraki hayatlarının ne olacağı endişesi. Hiçbir şekilde aynı böbreklerde olduğu gibi bunlar çift organlar. Bir tanesinin alınması hayatlarının kalan kısmında hayatlarını bu anlamda yani ne üreme sağlığı açısından ne de cinsel istek ve sertleşme açısından bir kere etkilemez. Tabii karşı taraf testisinde kesinlikle normal olması durumundan bahsediyorum. O tarafta da bazı sorunlar varsa, enfeksiyon gibi nedenler ya da o tarafta da doğuştan oluşan bir takım hatalar, kusurlar varsa elbette bu işlev sekteye uğrayacaktır ama karşı taraf normal olduğu takdirde hiçbir şekilde işlevsel açıdan bir sorun yaşamaz hastalarımız. Estetik olarak da aldığımız testisin yerine testis protezleri var. Aldığımız testisin yerine bu protezi koyarak da dışarıdan bakan birinin anlamasını imkansız hale getirebiliyoruz.